Herkese merhabalar arkadaşlar umarım Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın sembolik videolarından olan kat kat gidebilecek potansiyel listeleri ayıklama videosu ile karşınızdayım. Bunun içinde tabii ki de enflasyon verisinden yararlanacağım. Ama bugün sadece Türkiye enflasyonundan yararlanmayacağız. Ayrıca enak enflasyonundan da yararlanacağız. Büyüme olarak enak enflasyonu baz alacağım. Öz sarmaya karlı olaraksa TÜİK enflasyonu baz alacağım. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak ve videoların altına yorum bırakarak bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir ve Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz bilirsiniz. Şimdi hemen öncelikle TÜFE verisine bakalım. TÜFE'ye baktığımız zaman bakın Şubat ayı TÜFE'sinin %55.18 geldiğini görüyoruz. %55.18 yani %55.2 civarında yuvarlarsak böyle bir enflasyon verisi gelmiş. Öz ve karlı olarak da 55.2'nin ve üzerinde olan şirketleri tutacağız. Altında olan şirketleri de ayıklayacağız. Bakın ben burada Excel tablosunu da ayarladım. İşte öz sermaye halka açıklık oranı, FK, PDD'de, FDF ve FK, FDF ve uyumu bunların hepsine bakacağız ve buna göre bir eleme yapacağız. Ee, neler yapacağımı şöyle kapatarsak söyleyeyim. Öncelikle zaten öz sermaye karlılığı olarak bir kere öz sermaye yüksek şirketleri listemizde tutacağız. Halka açıklık oranı olarak da 60 ve 10 aralığında olan hisseleri alacağız. Ben bu arada bu tablonun da tam halini yine gruba atmış olacağım. Siz de mutlaka Telegram grubuna katılın ki Excel tablosundan yararlanın. Kendinize göre elemelerde yapabilirsiniz. Mesela halka açıklık oranına göre eleme yapmazsınız. O zaman çok daha farklı hisselerde karşınıza çıkabilir. Dediğim gibi burada bu Excel tablosundan yararlanmak istiyorsanız Telegram grubumuza mutlaka katılın. Onun dışında FK olarak da 10 FK'nın üzerinde olan şirketlerle yolumuza e, ne yazık ki devam edemeyeceğiz. PDDD olaraksa 5'in üzerinde olan şirketlerle vedalaşacağız ve son olarak da bakın bu tabloda son olarak da FK ile FDFABK arasında bir uyum olması lazım. Yani bu e, şöyle. Sağlıyorum FK'mız 3, FDFV'miz olmuş 40. Mesela burada bir uyumsuzluk var, burada bir sıkıntı var. Biz bu tarz şirketlerle yolumuza devam etmeyeceğiz. FDFV çünkü çok önemli bir çarpan ve FK'dan çok fazla yüksek olmasını istemiyoruz. Ve fk FDFV uyumundan sonra da en son olarak şirketin açıklamış olduğu son bilançolara göre net kar ve esas faaliyet karlarında en ak enflasyonuna göre büyümelerinin büyük ya da küçük olduğuna göre de bir yapacağız. Küçükse eğer büyümesi eleyeceğiz. Yüksekse listemizin son halini oluşturmuş olacağız. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle öz serme karlığına göre büyükten küçüğe doğru şöyle bir sıralamak istiyorum. Şöyle hemen gelelim. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bakın burada mantıksal olarak harfler öncelikle çıkıyor. Bu A nokta D'ler net kar elde edemeyen şirketler. Bakın yaklaşık 34 tane şirket olduğunu görüyoruz. O 34 şirketin hepsi de ne yazık ki Bizimle vedalaşıyor. burada bunlarla vedalaşalım ve daha sonra gelelim burada kaçtı bizim bakın Türkiye enflasyonumuz 55.18 yani yuvarlak %55.2 diyelim biz buna bakın Astor var 55.2 ve daha da aşağısında KS Tur var yani biz Astor'la yolumuza devam edeceğiz ama KS Tur'la ne yazık ki vedalaşacağız. Burada gelelim Astor ve altındaki şirketleri şöyle bir eleyelim. KS turu da dahil olmak üzere şöyle bir hepsini eleyeceğiz. Bu öz sarma kısmında bayağı bir şirketi eledik zaten. Ee, ve bu eleme ile birlikte de bakın totalde 73 tane şirketin kaldığını görüyoruz. Şimdi gelelim diğer bir eleme kısmına. Diğer bir eleme kısmımızda halka açıklık oranıyla alakalı. Halka açıklık oranında da şöyle büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapalım. Şimdi mesela Güler Yatırım Holding. Çok güzel bakın FKP dedi de hepsi çok ucuz ama halka açıklık oranı 98. Mesela bunlar çok fazla manipülatif oluyor. Bu yüzden manipülatif hisselerde de ne olacağı belli olmuyor tam olarak. Bunlardan dolayı böyle hisselerden elimizden geldiği kadar uzak durmamız gerektiğini düşünen taraftayım. Bunları bunlar çok gider mi? Gidebilir tabii ki. Ona bir şey demiyorum. Ama bunlar tehlikeli hisselerdir. Şimdi Güler Yatırım Holding, Atlant Atlantis Yatırım Holding. Mesela Mavi %73. Aslında çok fazla değil ama ben kendime 60 diye sınır koydum. siz dediğim gibi grubumuza katılıp kendi sınırlarınızı oluşturarak listenizin son halini kendinizde yapabilirsiniz. Şimdi Eskom, Bağfaş mesela bunlarda 61'miş halka açıklık oranı. Ben bunları da bu şekilde elemek istiyorum. Bunları hemen eleyelim. Şimdi diğer bir eleme kriterimiz halka açıklık oranıyla alakalı ama bu sefer düşük olanları eleyeceğiz. Yani şöyle, bu sefer küçükten bir doğru sıralayalım. Mesela DAP gayrimenkul. DAP gayrimenkul burada halka açıklık oranı %7. Bu da mesela çok e, halka açıklık oranı aşırı düşük. Çok düşük olması da iyi değil, çok yüksek olması da iyi değil. O yüzden DAP gayrimenkulü ben burada elemek istiyorum. Şimdi gelelim diğer bir elememize. Diğer bir elememiz burada FK üzerinden olacak. Ee, tabii ki de gösterme karlılığının yüksek olması çok güzel bir şey. E, halka açıklık oranı da yine önemli. E, burada da yine uygun oranlar doğrusu güzel ama şirketimiz pahalı olabilir bu sefer. Çok fazla şişmiş olabilir. E, bundan dolayı FK olarak da çok fazla gitmeyen şirketlerle biz bu listede yolumuza devam etmek istiyoruz. Şöyle büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman zaten boş veren mesela FK uçmuş gitmiş, İş ATR, iş BTR'de de düzgün FK F, e, şey yok. E, bunları da eleyeceğiz. Mesela Uzar yani %65. Mesela bu oldukça fazla. Bunlarla yolumuzu ayıracağız. Şöyle bir 10 ve üzerinde olan şirketlerle yolumuzu ayırmak istiyorum. Mesela Medical Park 10.22 onun çok hafif yukarısında ama ne yazık ki yolumuza burada son veriyoruz. Medical Park şirketiyle burada 25 tane şirketle yolumuzu ayırdık. Şimdi gelelim PDDD kısmına. PDDD olaraksa 5 ve üzerinde olan şirketlerle yolumuzu ayıracağız. Hemen PDDD olarak şöyle yüksek olan şirketlerin... Ee, bakalım. Şimdi mesela Dagi Yatırım Holding. Holding şirketi olmasına rağmen PDD'de 982. Bunlar mesela çok şişik oranlar. Bundan dolayı bunu elemek istiyorum. Mesela Yunsa 8.33, Türk Traktör 7.88, Alka 6.40. Bunlar mesela PDD'de 5'in üzerinde olan şirketler. Vakko 5.08 mesela. Ee, bu şirketlerle yolumuzu o yüzden ayırmak istiyorum. Bunların aslında PDD'leri e, ne yazık ki bir miktar pahalı. Şimdi bunların daha eledik. Geriye 29 tane şirket kaldı. Şimdi burada diğer bir kriterimiz neydi? FD bölü Favek ve FK ile FD uyumu. Şimdi hemen gelelim FD Favek olarak. Şöyle bir Z'den A'ya doğru sıralayalım. Mesela burada TRC şirketi baktığımız zaman FK PDD'de çok güzel oranlarda her şey güzel ama şirketin Favek'i yok. Ondan dolayı sıkıntılı. TurGG mesela şirketin Favek'i yok. Mipaz yine şirket, şirketin e, Favek kısmı yok. Bunlar çok iyi şeyler değil. Mesela Vertu girişim şirketi. Bu şirkette Favek aramazsınız zaten. E, Favek aranmayan şirketleri de tabii ki de ben ekstra bir şekilde söyleyeceğim sizlere. Yani holdinglerde, girişim şirketlerinde, e, aracı kurumlarda çok fazla Favek aranmaz. Yani esas faaliyet karına bakılır. Net kar bakılır. Biter. Aa, mesela Mipaz. E, bunların mesela Favek olmaması ne yazık ki iyi değil. Hemen bunları şu şekilde eleyelim. Şimdi daha sonrasında da baktığımız zaman burada mesela Aygız. E şöyle e, burada FDF olarak eee elememizi yaptık. Burada şimdi e, FK ve FDF uyumuna göre bu sefer büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Şimdi Vertu'yu zaten söyledik. Yani bu şirkette FDF bakmak çok mantıklı değil. Invio da yine bir holding şirketi. Burada da yine çok fazla bakmak mantıklı değil. Mesela Edip Gayrimenkul. Burada da yine Tur gibi düşünürseniz. FK bakın PDD de çok uygun. FDF 23. Mesela bu çok abartı. Bunu ne yazık ki buradan elemek istiyorum. Şimdi daha sonrasında burada mesela Aygaz. Aygaz'a baktığımız zaman her şey çok güzel. FK çok güzel. PDD de çok güzel ama FK 3.61 iken FD Favik 35. Demek ki bu kar başka yerlerden gelmiş. Bu yüzden Aygaz'ı da burada elemek istiyorum. Şimdi mesela Gezinomi. Gezinomi'ye baktığımız zaman FK 2.52, FD 9.35. Bunlar da mesela iyi şeyler değil. Çimsa mesela 4.31'e 12.12. Enerji ise 2.5'a 5.5. Aslında 5.5 çok güzel bir oran ama 2.5'a göre çok. Kötü kalıyor. Bu yüzden enerji sayı da burada elemek istiyorum. Yani burada gezinomi, kimse ve enerji sayı bu listeden elemek istiyorum. Şimdi burada... Geriye baktığımız zaman yani uyum olarak 1.35'te Ege Gübre yani 4.95-6.70 bunun kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Şöyle en azından iki kat civarında bir fark yok. Burada mesela çok e, absürt farklar yok. TL 16-18-19 burada da yine çok ciddi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle 1.5 ve altının kabul edilebilir, tölere edilebilir olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı bunlarda bir sıkıntı görmüyorum. Mesela burada 1.02 olan hangisi? Galatavid. Olması gereken mantıklı değerler zaten bunlardır. Mesela 9.07-9.23. Ha bu çarpanlar ucuz mu? Onu siz kendi yani çok abartı ucuz diyemem ama en azından FK ile FDF arasında bir uyum var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi geriye 22 tane şirketimiz kaldı. Şimdi bu 22 tane şirkete de son olarak enflasyon bazında neler yapmış onlara göz, göz atmak istiyorum. Bunun için öncelikle enak enflasyona bakmamız gerekiyor. Şimdi enak enflasyona baktığımız zaman Şubat ayındaki enak enflasyonun yüzde... 126.91 yani düz hesap %127 arttığını görüyoruz enflasyonun ve bunun üzerinde yer alan şirketlere de hemen bakalım. Şimdi burada ikinci sayfamıza geldik. E, yıllık esas faaliyet kar artışı ve yıllık net kar artışı üzerinden bu elemeyi yapacağız. Şimdi yıllık esas faaliyet kar artışına baktığımız zaman şöyle küçükten büyüğe doğru sıralarsak. Mesela AYES'in yıllık esas faaliyet karı e, %52 artmış. Bunlar mesela düşük kalmış. E, daha sonra Vertu, Ege Gübre, Bizim bunların mesela esas faaliyet karı yeteri kadar artmamış. Alarko %131. Yani Alarko da ucundan kurtarmış diyebiliriz. esas faaliyet karı artışı olarak. Ama biz bu 4 şirketle ne yazık ki yolumuzu ayırıyoruz. Hemen bununla bunlarla yolumuzu ayırdık. Şöyle baktığımız zaman da yıllık esas faaliyet karı artışı olarak da en fazla artan şirkete bakın Tüpraş zaten Tüpraş çok güzel bir şirket. Çok da fazla anlattık videosunu yaptık. Oldukça güzel bir potansiyeli var. Oldukça iyi. Yani burada yıllık net karda bakalım. Yıllık net kar olarak da baktığımız zaman Invest'in %161 arttığını görüyoruz. E, net kar anlamında bir sıkıntı yok. ya. Yani buradaki bütün şirketlerin enflasyon üzerinde daha doğrusu en ak enflasyonun üzerinde arttığını görebiliyoruz. Mesela burada da sürpriz bir şirket var. Şöyle Z'den A'ya doğru sıralarsak mesela durdu. Durdo şirketi yıllık net karı 20236 artırmayı başarmış. İnanılmaz bir artış bu. Yani Durdo şirketi herhalde bu e, listenin sürpriz listesi diyebilirim. Mesela FK 713, FDFV 609, PDD 403. Yani oldukça güzel değerlere sahip. Hem FDFV uyumu var. Yani her şey e, gayet güzel Durdo şirketinde. Tabi bunları da hikayede aramak lazım. E, bunlardan hikaye olarak güzel şirketleri seçip e, uzun vadeli yatırım yapılmasında bir sakınca görmüyorum. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu kapatmadan önce hemen şöyle listemizin son halini sizlere saymak istiyorum. Ee, şöyle 17 tane şirket var. Bunlar sırasıyla Aksa, Alark, Doğaz, Durdu. Bu arada Doğaz'da kötü haberler var onu da söyleyelim. Ee, Durdu, Galatavind, Hedef, Info, Inveo, Invest, İş Girişim, İşmen, Natural Gaz, Osman, Teknosa, Teleman, Tukaş ve son olarak da Tüpraş şirketleri listemizdeki son kalan şirketler olmuş oldu. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.